Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben bugün gene sizlerle birlikteyim. Bugün ne yapacağım? Ramazan öncesi buraya hazırlamış olduğum malzemelerimi, çarşaf böreği yapacağım bugün. Ispanağımı yıkadım, doğradım. Baharatlarını attım, hazırladım. Şimdi malzemelerim burada. Neyle yoğuracağım? Bir tuz suyla. Mayasız olacak bu. Suyumu koydum oraya, hazırladım arkadaşlar. Hatta birazcık atsam maya iyi olur. Açarken güzel oluyor ya. Şöyle fazla atmayacağım. Hemen şu kadarcık kuru mayamızı da atalım. Dediğim gibi tuz, su, birazcık da maya attım. Şimdi bunu yoğuralım. Ilık suyla. Birazını dolaba atacağım arkadaşlar. O yüzden hamurum çok bugün. Malum işten gelince bazen hamur açamıyorum. Hazır dolaptan çıkartır, ısıtır yeriz yani. Malzemelerim bol bugün. Yavaş yavaş suyumuzu ilave edelim. Rabbim herkesi sağ salim Ramazan'a ermeyi, geçirmeyi nasip etsin inşallah. Gününüz güzel geçsin. Şurada ne kaldı ki zaten? Yarın akşam kalkıyoruz. Rabbim herkese sağlık, sıhhat versin. Nice Ramazanlara ermeyi nasip etsin diyelim. Biraz daha sıcak su alayım ben şuradan. Benim hamurum ölçüsüz bugün. Dediğim gibi çok yapıyorum. Birazını yapar yeriz, birazını dolaba atarım. Öyle düşündüm ama. Bu kıvam iyi gelecek bana artık. Dediğim gibi arkadaşlar, Ramazan'a ermeyi nasip etsin Allah'ım inşallah. Nice bayramlara, Ramazanlara, tuttuğunuz oruçları Rabbim kabul etsin. Ben bunu iyice yoğurmaya devam edeceğim arkadaşlar. Yapım aşamasında tekrardan sizlerle birlikte bugün evin ortasına sereceğim sofra bezini. Çarşaf da açacağız. Çünkü çarşaf böreği olacak. Malzemelerim de burada. Ispanağım gösterdiğim gibi şurada kenarda dursun. Soslarını, baharatlarını attım içine ben onu. İyice yoğurayım ben bunu arkadaşlar. Arkadaşlar ben hamurumu yoğurdum şöyle. Şimdi açacağım bunları. Tepsime yağımı döktüm bolcana. Şimdi bunları tepsiye ayarlayacağım. Biraz da tepside dinlendireceğim. Yumuşaması için.
Şöyle avucumun içine gelecek şekilde alacağım. Bunları bezeleyeceğim böyle. Şu şekilde. Bunların hepsini böyle ayarlayayım ben. Bol yağın içinde. Şimdi bunlar ters son. Birbirine yağlayacağım. Şu şekilde büyüklüğü bu şekilde. Çünkü şeyde açacağımız için bezde. Sofra bezinde. O yüzden bezelerimi büyük yapıyorum. Şu şekilde bakayım kaç tane çıkacak. Bu mayasız arkadaşlar. Mayalandırmadım ben bunu. Hemen yoğurdum. Yoğurduğum gibi de böyle beze haline getiriyorum. Şimdi elimden çıkartayım, rahat olsun ya. Çok olsun dedim ama bayağı da olmuş gene de arkadaşlar. Dediğim gibi atacağım buzluğa. Şöyle ayarlayayım. Kaç tane beze çıkacak. Maşallah bayağı doldu. Ramazan bereketi dedikleri bu olması gerekir. Şimdi bunu ben iki tepsiye mi yapacağım, üç tepsiye mi, üst üste yapışmamaları için. Bunlar yağda dursun şimdilik. Başka bir tepsime de yağ dökeceğim. Ya açılması için, güzel açılmaları için bol yağlı yapalım ki. Şimdi şöyle alt üst her tarafını yağlayacağım bunların arkadaşlar. Bu yarım saat, 20-25 dakika durar mı bilmiyorum. Kıvamına bakacağım artık. Oda sıcaklığına göre yumuşar herhalde. Bu şekilde yağladık mı yapışmıyor. Üst üste koyuyoruz ya, bak böyle yapışmıyor arkadaşlar. Ters çevirelim. Bu tepsimiz de yağlıydı. Dört tepsi olacak galiba benim börekler bugün. Bu şekilde arkadaşlar. Bunları ben şimdi şu kenara koyacağım. Yumuşamaları için. Biraz dinlensinler. Ondan sonra açacağım. Çok güzel açılıyor bak yağda. Şu şekilde.
Açarken görüşürüz arkadaşlar tekrardan. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben sofra bezimi serdim evin ortasına. Şu an açacağım artık. Hamurlarım bayağı dinlendi yarım saat kadar. Şöyle şu şekilde. Yumuşadılar. Şöyle alacağım bir tanesini. Çok da güzel yumuşamış. Güzel açarım ben bunu. Bu şekilde açacağım. Bayağı da fazla bekletmişim ben bunu. Çok güzel yumuşamış. Bu şekilde bezimizin üstünde açmaya devam edelim. Açabildiğimiz kadar sofra bezini taşmayacak şekilde şöyle. Böyle oldu mu arkadaşlar daha güzel oluyor. İnce oluyor hamuru. Güzel açılıyor. Hazır börekler gibi yumuşak yumuşak. Aslında buna iki kişi olsa var ya daha güzel olacak. Şu kenarlarını keseceğim zaten birazdan. Kalın olmasın diye. Ben açabildiğim kadar açayım. Kenar kısımlarını alacağım. Sofra bezini taşmasın diye hamurumu fazla büyük de yapmadım ama gene de bu şekilde çok güzel de ince ince böyle olduğum çıtır çıtır güzel oluyor arkadaşlar ince oluyor ya iki kişi olsa birer taraf böyle asılı asılı daha güzel açacağız da. Kızımın da arkadaşı geldi. O yardım edecekti. Onlar dışarı çıktılar. O yüzden kendi başıma kaldım. Kenarlarını alalım. Bıçağımızın yardımıyla. Şöyle kalın olan yerlerini alacağım hemen. Şu şekilde şurasını da alalım. Kadar yeterli olacaktır. Şöyle iki tarafından bu şekilde bir de bu tarafından yapacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Tepsime hemen atalım. Böyle bu şekilde hepsini açmaya devam edeceğim. Sofra bezimizi iyice açalım. Böyle
Açacağım. Rabbim sağlıkla ağırsalıyla yemeği nasip etsin cümlemize inşallah arkadaşlar. Bu şekilde iç harcımızı da tepsimizi doldurmaya devam edeceğiz böyle. Ya bunları yapayım da öyle çıkayım. Biraz dışarıda işlerim var arkadaşlar. Bugün gene evdeyim izinli olduğum için. Malum dışarıda da işleri oluyor insanın. Bunları hazırlayayım, pişireyim. Dedim rahat rahat ondan sonra işimi hallederim. Kenarları tekrardan alalım. Bezden fazla gelen yerlerini alacağım arkadaşlar. Çok hamuru ziyan etmeyelim. Bu şekilde tepsimizin birini doldurmuş olduk. Şu kuzukların kalın yerlerini.
Benim ıspanaklı bu çarşaf böreğim bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar ben. Üzerine yoğurt süreceğim ya da yumurta. Fırına vereceğim. Ondan sonra bakalım nasıl olacak. Sizlerle tekrardan pişirme aşamasında. Piştikten sonra görüşelim. Ben devamını devam edeceğim daha. Çünkü fazla yapacağım için videoyu da fazla tutmak istemiyorum. Şunu da atalım da. İnsanın stresini atıyor. Bak böyle hamur açmak çok güzel bir şey. Herkes denesin isterim. Öğrensin. Şimdiki gençlerimiz. Her şeyi kendilerine öğrendikleri de kendine. Ben devamını devam edeceğim arkadaşlar. Görüşürüz. Pişerken. Ben böreklerimi yaptım arkadaşlar. Şu şekilde 3 tepsi çıktı. Şöyle. Şu iki siyah tepsi olanlar ıspanaklı arkadaşlar. Malzemem yetmediği için şunu da pırasalı yaptım. Pırasalı börek de güzel oluyor. Denemeyen varsa denesin. Çok yani ıspanaktan güzel oluyor. Bu şekilde arkadaşlar. Hamurum bak baloncuk baloncuk görünüyor. Çok güzel oldu. Şimdi bunların üzerine ben sosunu süreceğim. Fırına vereceğim. Bir tanesini yeriz herhalde. Gerisini piştikten sonra poşetleyip buzdolabına atacağım. Ramazan'da çıkartıp sıcak sıcak ısıtır yeriz. Rabbim cümlemize sağlık versin, huzur versin. Ağız tadı versin. Öncelikle sağlık, huzur. Rabbim herkesin ağzının tadını bozmadan. Böyle benim böreklerim arkadaşlar bugünlük. Şimdi bunları ben fırına vereceğim. Fırına verdikten sonra tekrardan size pişmiş şeklini göstereceğim. Böyle bu şekilde. Piştikten sonra görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar böreklerim bu şekilde bol malzemeni pişirdim. Tepsinin bir tanesini yedik. Bunlar kaldı. Şöyle. Bu pırasalı olan. Bu şekilde bizlere afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla, mutlulukla dediğim gibi Rabbim güzel Ramazan geçirmenizi, bayrama kavuşmanızı, nice nice bayramlar, Ramazanlara kavuşmanızı diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın.